Arkadaşlar merhaba bu videomuzda 3-4-5 yayınlarına ait AYT Kimya Soru Bankası'nın kimyasal tepkimelerde hız ünitesine ait 3. bölümün 2. videosunu çekeceğiz. 12. sorumuzda kalmıştık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumuzu baktığımızda gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin mekanizması potansiyel enerji ve tepkime koordinat grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tepkimeni ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar bakın iki adımda gerçekleşen bir tepkime görüyorsunuz ve bunun grafiği de bize verilmiş. Şimdi e, bu tarz soruyla ilk defa karşılaştık. Burada bilmeniz gereken şudur arkadaşlar hangi tepkime yavaş adım, hangi tepkime hızlı adım? Soruyu soran adam bizden bunu istiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz bakın birinci adım için ileri aktifleşme enerjim şurasıdır değil mi? İleri aktifleşme enerjisi İkinci adımın ileri aktifleşme enerjisi de burasıdır. Şimdi yeni bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Şöyle yıldızlıyorum. İleri aktifleşme enerjisi kimin daha fazlaysa o tepkime benim için yavaş adımdır. Yani hızı belirleyen basamaktır. Dolayısıyla baktığınızda ileri aktifleşme enerjisi değeri daha fazla olan birinci adımdır. Yani birinci adım benim tepkimimin yavaş adımıdır. Yani hızı belirleyen basamaktır. Dolayısıyla A şıkkına baktığımızda hız bağıntısı sorulmuş. Hız bağıntısı birinci adıma göre yazacağız. Yani R eşittir. K çarpı bakın x 2 onun karesi çarpı O2 üzeri bir şekilde yazacağız. Yani A şıkkı doğrudur. B şıkkına bakarsak tepkime derecesi 3'tür demiş. Tepkime derecesini nasıl buluyorduk arkadaşlar? E, hız bağıntısında üstler toplamış şeklinde düşünüyorduk. Hız bağıntımızı bulduk. 2 artı 1'den o zaman derecede 3 olacaktır. Yani bu ifade de Doğru olur. C şıkkına baktığımızda XO ara üründür demiş. Ara ürün neydi arkadaşlar? Bir tepkimede önce oluşup daha sonra harcanan maddedir. Dolayısıyla birinci adımda bakın XO önce oluşmuş, daha sonra harcandığı için bu tepkimenin ara ürün olacaktır. Bu ifade de doğrudur. D şıkkına baktığımızda tepkimenin net teklemi net denklemi şu şekildedir demiş. Şimdi net tekle, denklemi yazarken öncelikle şunu düşünmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? İki tepkimi taraf tarafa toplayacağız ama bakın dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama birinci adımda 4 mol XO oluşurken ikinci adımda 2 mol XO tepkimeye girmiş. Biz böyle bir şey ne yapıyoruz? İstemiyoruz. Yani tepkimeyi denkleştirmek adına yani ürünlerde 4 mol oluştuysa girenlerde de 4 mol XO'nun tepkimeye girmesi için ikinci tepkimeyi 2 ile çarpıyoruz. Yani ben şuraya yazayım. Birinci tepkimemde 2 mol x2o artı o2 tepkime giriyor. 4 mol xo oluşuyor. İkinci tepkime de 2 ile çarparsak 4 mol xo artı 2 ile çarptım. 2 mol o2 diğer tarafta da 2 ile çarptım. 4 xo 2 oluştu. Taraflara topladığımda ara ürünlerin birbirini götürmesi lazım. Eğer katalizör olsaydı o da birbirini götürecekti. Taraf tarafa toplarsanız 2x 2o artı 3 mol o2 4 mol xo2 şeklinde bir net denklem elde ediyorum. Yani D seçeneğimde bu sayede doğru oluyor. E şıkkına baktığımda net tepkime endotermiktir demiş. Şimdi net tepkime için şunu söyleyebiliriz. Bakın grafiği incelerseniz tepkime burada başlamış, burada sonlanmış. Bakarsanız üründen enerjisi, girenlerin enerjisi daha küçük olduğu için delta H egzotermik yani sıfırdan küçük olacaktır. Yani E şıkkı yanlış olur. Doğrusu egzotermik demeliydi. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Onun için sorumuza baktığımızda tek basamakta gerçekleştiği bilinen tepkimesiyle ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre tepkime denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar şunu biraz şöyle heh, daha net olsun. Evet. Şimdi bakın e, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın A mol X B mol de Y gazı verilmiş ve ürün oluşuyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bakın Y'nin derişimi sabitken diyor. Şimdi Y'nin derişimi değişmiyor. Sabit. Peki Y'nin derişimi sabitken X'in derişimi ne olmuş? 2 katına çıkmış. Yani X'in derişimi 2 katına çıkmış. 2K yazıyorum. Tepkime hızı 8 katına çıkmış. Şimdi hız da 8 katına çıkmış. O zaman şunu düşünüyor olmam lazım. Zaten tepkimenin tek basamakta gerçekleştiği bilgisi verilmiş. Burada benim A ve B katsayılarını yorumlamam isteniyor. Şimdi y'nin derişimi değişmiyor. X'in derişimi 2 katına çıktığında hız nasıl 8 katına çıkarabilir? Şöyle olabilir. X'e 3. dereceden bağlıdır değil mi? Çünkü 2'nin küpü 8 yapar. O zaman X'e 3. dereceden bağlı olduğunu bulduk. Bu sayede gençler bakın B, C ve D seçeneklerini elemiş olduk. Şıkkı 2'ye düşürdük. Devam edersek bakın ikinci bilgi. Kabın hacmi yarıya indirildiğinde. Şimdi gençler hatırlayın molerite eşittir. M bölü V diyoruz değil mi? Madde ekleme, madde çıkarma yok. Moj sabit. Şimdi siz hacmi yarıya indirirseniz yani 1 bölü 2'ye düşerse derişim ne olur? 2 katına mı çıkar. Yani hem X'in hem de Y'nin derişimi 2 katına çıkar. O zaman notumu alıyorum. Hem X'in derişimi 2 katına çıkıyor hem de y'nin derişimi 2 katına çıkıyor. Bana diyor ki hız 16 katına çıkıyor. E ben biraz önceki bilgiden şunu biliyorum. X'in 3. dereceden bağlı olduğunu biliyorum. Acaba y'nin derişimi kaçıncı dereceden olmalı ki hız 16 katına çıksın. Bakın x'in derişimi yerine 2 yazarsanız hani 2 katına çıkardık ya. 2'nin küpünden 8 olacaktır. 8 ile neyi çarparsam 16 yapar. 2'yi çarparsam değil mi? O zaman y'ye de bu da iki katına çıkacak çünkü. O zaman Y'ye de birinci dereceden bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede 3 mol X 1 mol Y ile tepkimeye girmesi gerekir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 14. sorumuza baktığımızda tepkimesi için deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız sabitinin sayısal değeri 1 ve 2 sayısal değeri 1 ile gösterilmiş birimi de 2 ile gösterilmiş hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi bakın yine deneysel veriler verilmiş ve bizim hız bağıntısını bulmamız isteniyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz gençler. Bakın e, önce ne yapalım? Bir ve ikinci deneye baktığımızda y'nin derişimi sabit verilmiş. x'in derişimi ne olmuş? İki katına çıkmış. Peki hız ne olmuş? O da iki katına çıkmış. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın y'nin derişimi sabit ama x'in derişimi iki katına çıktığında hız iki katına çıkıyorsa demek ki x'e birinci dereceden bağlıymış. Değil mi? Çünkü 2'nin birinci kuvveti 2 yapar. Acaba y kaçıncı dereceden bağlı? Şimdi onu bulmaya çalışalım. Ee, i̇stediğiniz deneye bakabilirsiniz. Yani çok önemli değil. Mesela ikinci ve üçüncü deneye bakalım arkadaşlar. Bakın ikinci ve üçüncü deneyde şunu görüyoruz. X'in derişimi dörtte birine indiğinde Y'nin derişimi iki katına çıkmış ve hız da yarı inmiş. Şimdi ben bir önceki bilgiden şunu biliyorum. X'e birinci dereceden bağlı olduğunu biliyorum değil mi? Eğer Y'nin derişimi sabit kalsaydı X'e birinci dereceden bağlı olduğu için X'in derişimi 4'te birine indiğinde hızın da 4'te 1'ine inmesini beklerdim ama hız inmiş. O zaman bu şu anlama gelir. Demek ki Y'nin 2 e, katına çıkması gerekiyor. Yani çünkü 1 bölü 4 ile 2'yi çarparsanız 1 bölü 2 yapar değil mi? Ama bakın Y'nin derişimi sabit kalmamış. Y'nin derişimi de 2 katına çıkmış. O zaman Y'nin derişimi de 2 katına çıkarsa ne olacaktır? 2 üzeri 1'den 2 zaten oradan gelecektir. Dolayısıyla y'nin de birinci dereceden bağlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Hız bağıntımızı yazarsak r eşittir k çarpı x'e birinci dereceden bağlı y'ye de birinci dereceden bağlı olduğunu söyledik. Şimdi bizden 1 ile gösterilen yerde k'nın sayısal değeri isteniyor. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Herhangi deney verilerini alıp Yerine yazacağız. Ben genelde birinci deney verilerini alıyorum. Çünkü rakamlar daha sade oluyor. İşlem kolaylığı kazanmak adına. O zaman R yerine gençler bakın 4 çarpı 10 üzeri 3 yazacağız. Hemen şurada yazalım. 4 çarpı 10 üzeri 3 eşittir. K'yı bilmiyorum. Zaten onu arıyorum. X'in yerine de bakın 04 yazacağım. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buna zaten birinci dereceden bağlıydım. Y yerine de bakın 02 yazacağım. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buna da birinci dereceden bağlı. Şimdi gençler bakın dörtler birbirini götürürse şurayı toparlarsak ne gelir? K çarpı 10 üzeri pardon 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelir. Şurası da 10 üzeri eksi 3 mü? 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan gençler K'yı yalnız bırakırsanız her iki tarafı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölerseniz ne gelir? 1 bölü 2'den 0, 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bunu da düzenlersek 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi olur? Yani K değerini bulduk arkadaşlar. Bakın şıkkı 2'ye düşürdük. Tamam. devam ediyorum şimdi birimi soruyor birim için şöyle bir formülümüz vardı hatırlayın k eşittir litre bölü mol üzeri tepkime derecesi eksi bir çarpı bir bölü saniye şeklinde şimdi tepkime derecesini biliyor muyum biliyorum çünkü hız bağıntımı biliyorum hız bağıntımda üstler toplamı bana dereceyi veriyordu bir artı birden benim tepkime derecem 2 o zaman tepkime derecesi yerine iki yazdığınızda bir çıkarsanız burası bir gelir yani, yani formül şu mu olur litre bölü mol çarpı saniye şeklinde olacaktır. Yani cevabımız A seçeneği gelir. 15. sorumuza baktığımızda tek basamakta gerçekleşen tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği bir numaralı eğri de gösterilmiştir. Buna göre bu tepkimeye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa iki numaralı eğri elde edilebilir diye sorulmuş. Bakın e Tepkime tepkimeden ziyade grafiği incelerseniz şunu gör, görebilmemiz lazım. Bir defa tepmin tek basamakta gerçekleştiği bilgisi önemlidir. Yani başka bir adımın olmadığını söylüyor ve grafiği incelediğinizde bakın bir numarayla gösterilen eğrinin iki numaralı eğriye dönüşmesini istiyoruz. Yani iki numaralı eğriye nasıl elde edebiliriz diyor. Bakın dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama tepkimenin aktivasyon enerjisi dediğimiz yani tepe noktasının değeri 2 numara eğride düşmüş. Hatırlayın gençler daha önceki sorularda da söyledik. Aktivasyon enerjisinin değerini düşüren tek şey neydi? Katalizör. Çünkü katalizör ne yapıyordu? Bir tepkimeye giriyordu. Tepkimenin aktivasyon enerjisinin değerini düşürüyordu ve tepkime değişmeden çıkıp gidip tepkimeyi hızlandırıyordu. Dolayısıyla bu sadece katalizör kullanımıyla olacaktır. Cevabımız A şıkkı olur. 16. sorumuza baktığımızda tepkimesine ait molekül sayısı kinetik enerji dağılım grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre sıcaklık T1'den T2'ye getirilirse niceliklerden hangisi artmaz demiş. Şimdi grafiği incelerseniz arkadaşlar bu tarz sorularla çok karşılaşacaksınız onu söyleyelim. Kinetik enerjisine karşı molekül sayısı grafiklerinde kabaca olayı şöyle düşünün tamam mı? Çok kafa karıştırmayın. Olaya şöyle bakın. Bakın EA dediğimiz aktivasyon enerjisini geçen tanecik sayısını burada görüyorsunuz. Yani T2 ile gösterilen bir yeri var bir de T1 ile. Ben derste öğrencilerimi anlatırken hep şunu söylüyorum. Bu tarz sorularda şuna bakın. Grafiklerin Taramış olduğu alana odaklanın. Bakın T2, T1'e oranla daha fazla alan taramış değil mi? O zaman e ben şunu da biliyorum. Sıcaklık artınca hız artmıyor mu? Yani sıcaklık artınca eşik enerjisini aşan tancık sayısı artmıyor mu? Eşik enerjisini aşan tancık sayısı artınca hız da artıyor. O zaman T2 daha fazla alan taradığı için T2'nin sıcaklığının T1'den daha fazla olmasını bekliyorum. Tamam mıyız? Bana diyor ki soruda T1'den T2'ye sıcaklık getirilirse. Bakın T1'in sıcaklığı daha düşük değil mi? Sıcaklığı daha düşük. O zaman T1'den T2'ye sıcaklığı getirirsek aslında soru şunu söylüyor. Sıcaklığı artırırsam diyor. Hangisi artmaz diyor. Şimdi bakalım A şıkkına baktığımızda hız sabiti K. Hatırlayın sıcaklığı artınca hız artıyor. Hızla hız sabiti doğru orantılıydı. O zaman hız sabiti ne yapacaktır? Artacaktır. Bu doğrudur. Etkin çarpma sayısı biraz önce de söyledik. Sıcak artınca eşi enerjisini aşan tancık sayısı artıyor. Bu da şu anlama gelmiyor mu? Aynı zamanda etkin çarpma sayısı artıyor ki hız artıyor. O zaman bu da doğru. Tepki hızı zaten artar demiştik. Bu da doğrudur. Bakın aktifleşme enerjisini aşan tancık sayısı biraz önce de söyledik. Bu da doğru. Aktifleşme enerjisi için bakın bir önceki soruda da söyledim. Aktifleşme enerjisini değiştiren tek şey neydi? katalizör. Katalizörden başka hiçbir şey aktivasyon enerjisinin sayısal değerini değiştirmez. O yüzden şöyle notumuzu alalım. Katalizör değiştirir diyelim. Tamam. Sadece katalizör değiştirir. O yüzden bu ifade yanlış olur. Yani değişmez olacak, tamam? Artmazdan ziyade azalmaz, da Değişmez olarak kabul edeceğiz. Cevabımız D olur. 17. sorumuza baktığımızda Denklemine göre 1 mol kalsiyum katısıyla 1 mol hidrojen klorür çözelsinin 1 litresi tam verim tepkime girdiğinde oluşan hidrojen gazının mol sayısı zaman değişimi birinci grafikte verilmiştir. Buna göre aynı tepkimede ikinci grafiği elde edebilmek için işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir diye sormuş. Şimdi gençler bakın burada şuna odaklanacağız. Elimizde 1 mol kalsiyum katısı var. Geliyorum buraya yazıyorum 1 mol. Bakın diyor ki bir molarlık hidrojen klorun bir litresi. Hatırlayın gençler molarite ile hacmi çarpınca mol bulmuyor muyduk? O zaman bir çarpı birden aslında benim elimde bir molde ne varmış? Hidrojen klor. Geldim ona da bir mol yazdım. Bana diyor ki tam verimli tepkimeye girerse. Tam verim tepkime neydi arkadaşlar? En az birisi bitecek. Hemen notumu alıyorum. En az birisi bitecek. Tamam. En az birisini bana bitir diyor. Ve diyor hidrojen gazının mol sayısı zaman değişimi ben birinci grafikte sana verdim diyor. Acaba ne yapabilirsem ikinci grafiği elde edebilirim diyor. Şimdi burada şunu görmenizi istiyorum. Bakın bir mol bundan aldınız. Bir mol de bundan aldınız. Yani başlangıçta iki tane maddeden de eşit molde almış oldunuz. Tepkimeye soktunuz ama tam verimle diyor. Yani en az birini bitir diyor. Bakın bu tarz sorularda kimi bitirirsiniz arkadaşlar? Genelde az olan biter değil mi? Çünkü şimdi bire bir harcasanız ikiye iki harcamanız lazım ama elinizde o kadar yok. O zaman ne yapacağız? Şu adam bitireceğiz. Bakın ikiye bir mol harcarsak bire de 0.5 mol harcarız. O zaman 1'e 0,5 harcadığım için 1 mol kalsiyum kloru oluşur, 1 mol de hidrojen gazı oluşur. Ya burada şunu odaklamam gerekiyor. Hidrojen gazının oluşan mol sayısı. Çünkü grafikte bakın hidrojenin mol sayısına karşılık zaman grafiği verilmiş. Birinci grafik için şunu söyleyebiliriz. Bakın mol sayısı değişmemiş ama çıkış süresi değişmiş. Burada da hidrojenin yine bakın mol sayısı değişmemiş. Sadece zamanı daralmış. Yani adam benden aslında şunu istiyor. Diyor ki hidrojenin mol sayısını değiştirme bunu istemiyorum. Sadece zamanı daraltmanı istiyorum. Yani 2T sürede değil de T sürede bu işlemi gerçekleştirmeni istiyorum diyor. Acaba ne yapabilirim? Şimdi birinci yargıya baktığımızda kalsiyum katısını toz haline getirmek. Şimdi kalsiyum katısını toz haline getirmek ne demek arkadaşlar? Yani temas yüzeyini artırmak bir nevi. Çünkü temas yüzeyini hatırlayın artırırsanız, temas yüzeyini artırırsanız hız ne oluyordu? Artıyordu. E zaten benim istediğim şey de hızın artması değil mi? Hız artsın, hidrojenin mol sayısı değişmesin. O zaman birinci yargı doğru olur. İkiye baktığımızda sabit hacimde hidrojen klorun mol sayısını artırmak. Bakın bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü siz hidrojen klorun mol sayısını artırdığınızda neticede hidrojen klor tepkimenin giren maddesi. Yani hız hidrojen klorüre bağlıdır değil mi? Burada hız bağıntısını yazarsanız R eşittir. Kalsiyum katı olduğu için almayacağız ama K çarpı hidrojen klorünün karesi şeklinde yazacağız. Siz bu adamın mol sayısını artırırsanız ne olacaktır? Hız artacaktır ama açığa çıkan hidrojenin mol sayısı da artacaktır. Ama hidrojenin mol sayısı değişmesin diyor adam. O zaman ikinci ifade yanlış olur. 3'e geldiğimizde sıcaklığı artırmak. Sıcaklığı artırırsanız hatırlayın ne oluyordu? Hem K hız sabiti hem de hız. Artıyordu. O zaman bu zaten istediğim şeydir. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 18. sorumuza baktığımızda bir tepkimenin mekanizması şeklinde olduğuna göre bu tepkimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın iki adımda gerçekleşen bir tepkime görüyoruz. Birisi yavaş birisi hızlı adım şeklinde verilmiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda diyor ki B ara ürün C de katalizördür. Şimdi ara ürün ve katalizör şöyle hatırlayacak olursak ara ürün neydi arkadaşlar? Bir tepkimede önce oluşacak sonra harcanacak. Şimdi birinci tepkimeye baktığınızda C önce oluşmuş sonra harcanmış. O zaman C'nin ara ürün olması lazım değil mi? Yani burası yanlış olmuş. C'nin ara ürün olması gerekirdi. Şimdi katalizörde de hatırlarsak katalizör neydi? Tepkimeye girecek. Aktivasyon enerjisinin sayısal değerini düşürecek ve tepkimeden hiçbir değişime uğramadan çıkıp tepkimi hızlandıran maddelerdi. Dolayısıyla baktığımızda birinci tepkimede B önce tepkimeye girmiş ve daha sonra çıkmış ve gitmiş. Tepkimeyi de hızlandırmış değil mi? O zaman burada katalizör olan C değil B demeliydi. O yüzden A şıkkı yanlış olmuş. Bize doğru olan soruluyor. Dikkat. B şıkkına baktığında net tepkime endotermiktir. Şimdi hatırlayın bir soruda daha söylemiştim. Şimdi net tepkimeyi yorumlayacağız. Nasıl yorumlayacağız? Delta H'ları vermiş bize. Delta H'dan yorum yapacağız ama yapmadan önce şunu görmenizi istiyorum. Bakın birinci tepkimede 2 mol C oluşmuş. Ancak ikinci tepkimede 1 mol C tepkimeye girmiş. Oysa ki biz dedik ki ara ürün ve katalizör tepkimede varsa bunları taraftara topladığımızda net tepkime de yazmayız. Ama kat sayılar eşit değil. O zaman bu durumda kat eşitlememiz gerekir. Yani ikinci tepkimeyi 2 ile çarpmamız gerekir. Hemen şu yukarıda ben bu işlemi yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci tepkimeyi yazarsak bakın aynen alıyorum. A artı 2B 2 mol C oluşmuş. Delta h'ını da yazayım. Eksi 75. İkinci tepkimeyi bakın 2 ile çarpıp yazacağım. Yani 2C artı 2D karşı tarafa geçtim. 4E artı 2B. Bunun delta h'ı ne kadar? Artı 50 ama 2 ile de çarptığım için artı 50 çarpı 2 oldu taraf tarafa toplarsak bakın ara ürün ve katalizör ne yapıyordu? Birbirini götürüyordu. O zaman net tepkimeyi yazalım. O zaman A artı 2D geçti karşı tarafa. 4E şeklinde olacaktır. Delta aşı ne olur? Eksi 75 artı 100'den arkadaşlar artı 25 kilojül olması gerekir. Bakın delta aşın sıfırdan büyük geldiğini görüyorsunuz. O zaman bu tepkimenin endotermik olduğunun da bir göstergesidir. Yani net tepme endotermiktir ifadesi doğru olacaktır. C şıkkına baktığımızda hız bağıntısı şu şekildedir. Hız bağıntısını biz kime göre yazıyorduk? Yavaş adıma göre. Yavaş adımda tepkime tepkimeye giren maddelere bakarsanız A ve B maddeleridir. O zaman nasıl olması gerekirdi? R eşittir. K çarpı A üzeri katsayısı 1 olduğu için üzeri 1 yazdım. Çarpı B maddesinde kaz sayısı 2 olduğu için üzeri 2 şeklinde yazmam gerekirdi. O yüzden C ifadesi, C şıkkı yanlış olmuş. D şıkkına baktığımda ikinci basamağın aktifleşme enerjisi daha büyüktür. Bakın daha önceki soruda da söylemiştik. grafikte sorularda değil mi? Ee, biz şunu bilmemiz gerekir. Yavaş adımın her zaman ileri aktifleşme enerjisinin büyük olduğunu söyledik. Yani ileri aktifleşme enerjisi büyük olan yavaş adımdır. Ve yavaş adımda da hızı belirleyen basamaktır. İkinci basamağın aktifleşme dersinin daha büyük olmasını o zaman söyleyemeyiz. Çünkü ikinci basamak nedir? Hızlı adımları ve hızlı adımında ileri aktifleşme enerjisinin değeri düşük olması gerekir. Yani D şıkkı yanlıştır. E şıkkına baktığımızda net tepkime denklemi zaten yukarıda yazdık. A artı 2D e, ok 4E şeklinde olması gerekir. Bu ifade yanlıştır. Bize doğru olan sorulduğu için cevabımız D seçeneği olacaktır. 19'un sorumuza baktığımızda bir tepkime verilmiş ve tepkime ait deneysel veriler veriliyor. Buna göre demiş yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi deneysel verilerle hız bağıntısını bulma işlemlerinde ne yapıyorduk? E, ee, tabi burada biraz daha kalabalık 3 tane maddemiz var. Genelde ÖSYM 2 tane madde veriyor ama burada biraz daha bizi zorlamak için 3 tane madde vermişim. Burada şuna bakacağız arkadaşlar. Derişimi bir adamın sabit tutacağız ve diğer adamın hızı ne derece etkilediğine bakacağız. Belki burada biraz kafanız karışabilir 3 tane madde olduğu için ama emin olun veriler bize kolay yani sadeleşebilir, rahat işlem yapabileceğimiz şekilde verilmiştir. Biz de ona göre işleme yapacağız. Şimdi izleyin arkadaşlar. Şimdi öyle bir deneysel verileri seçeceğim ki bir maddeyi sabit tutacağım ve diğerlerinin değişimini artırdığımda hız acaba ne derece etkilenmiş ona bakacağım. Şimdi Dikkatinizi çekerse birinci ve dördüncü deneye odaklanırsanız x'in derişiminin sabit olduğunu görüyorsunuz. Peki y'nin derişimi ne olmuş? 2 katına çıkmış. Z'nin derişimi bakın yine sabit. Yani hem x'in hem de z'nin derişiminin sabit olduğu ve y'nin derişiminin 2 katına çıktığı bir deneysel verileri buldum. Bu çok güzel bir şey. Hızın ise değişmediğini görüyorsunuz. Bakın hız değişmemiş. Yani buradan şu sonucu çıkarmamız lazım. 2 tane maddenin derişimi sabit ve hız da sabit kalmış. Ama bir adamın diyor, şimdi iki katına çıkarmışsınız, hız değişmemiş. O, bu nasıl olabilir? Demek ki Y sizin hız bağıntınızda yer almıyor arkadaşlar. Y'yi çizebilirsiniz. Bu sayede bakın tepmeniz hız denkleminde Y yazılmış. O zaman gençler birinci direkt direktmen yanlış. Eledik. Tamam. Bu için burayı siliyorum anlaşıldı herhalde. Şimdi y'yi elediğime göre artık y ile işim yok. Tamam, y'yi çiziyorum. X ve z arasında gidip geleceğiz. Şimdi bakın bir ve ikinci deneye odaklanmanız istiyorum. Birinci ve ikinci denede x'in değişimi iki katına çıktığında bakın z'nin sabit olduğunu görüyorsunuz. Hız ise dört katına çıkmış. Peki z'nin değişimi sabitken x'in değişimi iki katına çıkarsa hız nasıl dört katına çıkabilir? Demek ki x'e ikinci dereceden bağlıymış. Hemen x'in üzerine iki yazıyorum. Tamam herhalde. Şimdi bir de X'in sabit olup Z'nin ne derece etkilendiğine bakalım. Acaba öyle bir şey var mı? Evet bakın. İkinci ve üçüncü deneye baktığımızda bu sefer X'in değişiminin sabit olduğunu görüyoruz. Z'nin derişimi yarı yenmiş, hız da yarı yenmiş. Bakın X'in değişimi sabitken Z'nin derişimini yarı indiriyorsunuz. Hız da yarı yeniyor. Demek ki Z'ye birinci dereceden bağlaymış. Yani benim hız bağıntım şöyle bir şey. R eşittir. K çarpı X üzeri 2 çarpı Z üzeri 1. O yüzden birinci yargının yanlış olduğunu söyledik. İkiye baktığımızda hız sabitini sormuş. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Herhangi bir deneysel verilerini alabilirsiniz demiştik. Ama genelde ben birinci deney verilerini alıyorum. Sebebini de tekrar söylüyorum. E, i̇şlem kolaylığı kazanmak adına. Evet şimdi R yerine hız 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 verilmiş. Onu yazdım. Eşittir K çarpı. X'in değişimi bakın 0 1 verilmiş. O zaman 10 üzeri eksi 1 diye yazıyorum. Ve bunun karesini alacağız. Çarpı Z'nin değişiminde bakın 0, 2 olarak verilmiş. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 üzeri 1. Şurayı da toparlarsak ne olur? K çarpı şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'den. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan gençler K'yı çekerseniz yani her iki tarafı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'e böldüğünüzde 8'i 2'ye bölün 4 gelir. 10 üzeri eksi 3'e bölerseniz 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelmesi gerekir. Yani bu ifade doğrudur. Doğrudur ama bakın bir de birimi vermiş. Acaba birimi doğru mu vermiş? Bazen bizi bu sakata dönüştürebilir. Tamam mı? Adam sayısal değeri doğru verir. Ama birimi yanlış verebilir. Hatırlayın K'nın birimini hesaplarken de şöyle bir formülümüz vardı. Litre bölü mol üzeri tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye şeklinde. Şimdi tepkimenin derecesi kaç arkadaşlar? Bakın 2 artı 1'den 3 tepme derecem 3. O zaman tepkime derecesi yerine 3 yazarsanız şöyle bir formül mü gelir? Bakın litre bölü mol üzeri 3 eksi 1'den ne olur? 2 olur burası. Çarpı 1 bölü saniye. Yani litre kare bölü mol kare saniye yazmalıydı. Evet o şekilde yazmış. O zaman ikinci ifadeye doğru diyorum. Tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. Şurayı kontrol edin. Bazen sizi sakata getirmek için e, sayısal değeri doğru verip birimi ne yapabilir? Yanlış verebilir. Üçüncü sorumuza baktığımızda tepki, üçüncü öncülümüze baktığımızda tepkime kabının hacmi iki katına çıkarırsa tepkime 8 katına çıkar. Şimdi gençler hacmi iki katına çıkarmak ne demek? Molarite eşittir m bölü v. Şimdi monster hızınız değişmiyor ama hacim iki katına çıkarsa derişim ne olur? Yarıya iner. Değil mi? Birken 1 bir bölü iki olur mesela. Dolayısıyla derişim yarıya inerse ben x ve z'ne bağlı olduğunu biliyorum. O zaman hem x'in derişimi yarıya inecek X'e ikinci dereceden bağlı olduğunu unutmayacağım. Hem de Z'nin derişimi yarı ve buna da birinci dereceden bağlı. O zaman ne olacaktır? Hız da 1 bölü 8'e düşecektir. 1 1 bölü 8 olacak. Yani 8'de birine çıkar değil düşer demeliydi. O yüzden üçüncü ifade yanlış olmuş. Doğru olan soru olduğu için cevabımız B şıkkı olacaktır. 20. sorumuza baktığımızda tepkimesi için belirli sıcakta yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepmenin hız bağıntısı hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi gençler bakın bize bir tepkime verilmiş ve bununla ilgili bilgiler de veriliyor. Şimdi bak Z'nin derişimi sabitken diyor. Şimdi notumu alıyorum. Z'nin derişimi sabit. X ve Y'nin derişimleri iki katına çıkmış. Hem X'in derişimi iki katına hem de Y'nin derişimi iki katına çıkmış. Ve hız da iki katına çıkmış. Şimdi bu nasıl olabilir? Şimdi düşünüyorum. Bakın Z'nin derişimi sabit hem x'in değişimini 2 katına çıkarıyorum hem de y'nin değişimini iki katına çıkarıyorum ama hızın normalde 4 katına çıkmasını beklerken hız iki katına çıkarıyor. Şimdi hocam acaba bunların fiziksel hali mi farklı diye düşünebilirsiniz ama adam onun için size bakın tepkimeyi de vermiş. Hem x'in fiziksel hali gaz hem de y'nin fiziksel hali gaz. Yani bir defa ikisi de hızı <laughs> hız bantısına yazılabilir ama İkisinin e, ikisinin de derişimini iki katına çıkardığınızda hızın dört katına çıkması gerekirdi. Buradan ben şu sonucu çıkarıyorum. İkisinden birisi tepkimede yok. Yani birisi var. Tamam. Ama kimin olduğunu bilmiyorum. Ya X var ya Y var. Devam ediyorum. İkinci bilgi de diyor ki Y'nin derişimi sabit gel. Şimdi notumu alıyorum. Y'nin derişimi sabit bu sefer. Şimdi Y'nin derişimi sabit gel. X ve Z'nin derişimi iki katına çıkıyor. Şimdi X iki katına çıkıyor. Z de iki katına çıkarıyor. Ve hız da 4 katına çıkıyor. Şimdi gençler bakın. Y sabitken siz X'i 2 katına çıkardınız. Z'yi de 2 katına çıkardınız. Hız 4 katına çıkar. Buradan şu anlaşılıyor. O zaman ya X'e birinci dereceden bağlı. O zaman Z'ye de 1. dereceden bağlı olur. Çünkü de 2 katına çıkarsa hız 4 katına çıkar. Ya da hani biraz önceki bilgide şunu dedik ya. X ve Y'den birisi var. Mesela burada atıyorum X varsa atıyorum x varsa ne olacaktır? x'e direktmen ikinci dereceden de bağlı olabilir. Tamam mı? Yani şu an bilmiyorum. Sadece farazi konuşuyorum. Üçüncü bilgiye baktığımda tepkime kabının hacmi iki katına çıkarılırsa hız sekizde birine iniyor. Artık herhalde burada netliğe kavuşturacağız gibi görünüyor. Şimdi kabın hacmi iki katına çıkıyor. Şimdi gençler hatırlayın. moler teşittir. N bölü V. Şimdi mol sayısı değişmiyor değil mi? Ekleme çıkarma yok. Hacim iki katına çıkarsa gençler derişim ne olur? Yarıya iner değil mi? Güzel. Peki derişim yarıya in indiğinde yani her bir maddenin derişimi yarıya in indiğinde hız da 8'de birine iniyor. Yani 1 bölü 8 olmuş. Bu şu anlama gelmiyor mu? Demek ki hızı etkileyen maddelerin toplam etkileme derecesi 3. Yani bu şu anlama gelir. Ee, ne yapmamız gerekiyor? O zaman ya x'ten ikinci dereceden bağlı ya da z'ye birinci dereceden bağlı. Şimdi bakacağız. Yani farazi konuşuyorduk. Artık netleştiriyoruz. Hangisi olabilir? Şimdi bir defa A şıkkın olma şansı yok. Çünkü derece 3 değil. Derece 2. Bunu direk eledim. Tamam. Derecesi. Ee, şimdi şuna bakıyorum. 3'ü de olabilir mi? Şimdi bakın. 3'ünün e, aynı anda olma şansı zaten yok. Çünkü birini sabit tuttuğunuzda x ve y'den İki katına çıkardığınızda hızı iki katına çıkıyordu. Yani şunu söylemek istiyorum. X ve Y'den birisi var zaten. Tamam Bunu da eledik. X ve Y'nin aynı anda olma durumu zaten diğerlerinde verilmemiş. Acaba X mi var Y mi var? Şimdi bakın tekrar ben soruya dönüyorum daha iyi anlamanız için. Şimdi bakın Z'nin değişimi sabit tuttuk. X ve Y'yi iki katına çıkardık. Hız iki katına çıktı. Ben dedim ki birisi var. Ya X var ya Y var. İkinci bilgide diyor ki Y'nin değişimi sabitken X ve Z'nin derişimi 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkıyor. Şimdi bu durumda şunu söyleyebilirim. X bu tepkime de olmasın ve Z'nin değişimi 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkıyorsa Z'ye 2. dereceden bağlı olsun. Dolayısıyla Z'ye 2. dereceden bağlıysa Z'nin değişimi yarıya indiğinde hızın 8 katına inebilmesi için kim olacak? mecburen x yoksa y olacak. Yani y de birinci dereceden bağlı olması gerekir. Yani şöyle bir şey görmemiz gerekir. Z'ye ikinci dereceden, y'ye de birinci dereceden bağlı olması gerekir. Cevabımız B şıkkı olur. Bakın tekrar söylüyorum. Bu bilgiye nereden vardım? Aslında şu ikisi birbirine yani ne yapıyor? Bir, bir birbirini yok ediyor gibi düşünebilirsiniz. İkinci bilgiyi tekrar okuyorum. Y'nin değişimi sabitken x ve z'nin değişimi ikişer katına çıktığında hız dört katına çıkıyorsa ben burada ne yaptım? X'i eledim ve dedim ki z olsun. Diğer tarafta da x'i eleyince y'nin değişimi iki katına çıkınca hız zaten iki katına çıkıyordu. Umarım anlaşılır olmuştur. Evet son sorumuza gelelim. Benim de ses gitti bu arada. Ee, tepkimesi için e, sabit sıcakta tepkime azanın x2 gazının tabi şurada bil, ha, başka bilgi yokmuş tamam. x2 gazının derişimine ve kabın hacmine bağlı olarak değişim grafikleri aşağıda verilmiştir buna göre tepkimeyle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş şimdi gençler bakın genelde bize deneysel veri veriliyordu mesela şu önceki sorular gibi burada da ne yapmış grafiğe dökmüş aslında aynı şey bakın x için derişim hız grafiğini görüyorsunuz. Şimdi x'in değişimi x iken 2x olmuş. Yani ne olmuş? 2 katına mı çıkmış. Şimdi x'in değişimi 2 katına çıkarsa hız ne olmuş? Bakın 4 katına çıkmış. Buradan şu yorumu yapmam lazım. Demek ki x'e ikinci dereceden bağlıymış. Çünkü x'in değişimi 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkmış. Şimdi diğer grafiği incelediğinizde bakın kabın hacmine karşılık hız grafiği. Hacim gençler bakın V iken 2V olmuş. Yani hacim 2 katına çıkmış. Benim şunu bili biliyor olmam lazım. Hacim V iken 2V olursa derişim ki derişim de M iken M bölü 2 olur. Çünkü ben şunu biliyorum. Molarite eşittir M bölü ve hacim artarsa derişim azalır. Tamam mı? Mol sayısı sabit düşünüyoruz yine. Dolayısıyla gençler aslında hacmi iki katına çıkarken adam şunu yapmış derişimleri yere indirmiş. Peki derişimler yere indiğinde hız ne olmuş? Bakın 8'de bir neymiş. Peki hız 8'de birine nasıl inebilir? Derişimler yere indiğinde. Demek ki bir maddeyi ikinci dereceden diğer maddeyi birinci dereceden bağla. E, bu maddeyi biliyoruz zaten. X'e ikinci dereceden bağlı olduğunu bildiğimize göre Y'e de birinci dereceden bağlıdır. Yani benim hız bantım şöyle bir şey olacak r eşittir bu arada x2 şeklinde yazacağız. k çarpı x2 üzeri 2 demiştik çarpı y2 üzeri 1 şeklinde olması gerekir. Şimdi tepkime mekanizmalıdır demiş. Şimdi gençler bakın verilen tepkime ile benim bulmuş olduğum hızı belirleyen basamağı incelediğinizde x2'nin katsayısının 2 olması gerekir. Evet 2. y2'nin katsayısının 1 olması gerekir. Evet 1. O zaman tepkime mekanizmalı değildir. Tek basamaklı tepkimedir. Yani bu ifade yanlıştır. 2'ye baktığımızda hız denklemindeki K'nın birimi demiş. Şimdi K'nın birimi için hatırlayın. K neydi arkadaşlar? Litre bölü mol. Böyle bir formülümüz vardı. Tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Şimdi tepkime derecem kaç gençler? 2 artı 1'den 3. Dolayısıyla tepkime derecesi yerine 3 yazarsanız şöyle bir şey mi gelir? Bakın litre bölü mol üzeri 3 eksi 1'den 2 çarpı 1 bölü saniye. Yani litre kare bölü mol kare saniye şeklinde gelmesi gerekir. Bu litre küplü yazmış. O zaman bu da yanlış. 3'e geldiğimizde x2'nin derişimi 2 katına çıkarılıp y2'nin derişimi yarı yenerse hız değişmez demiş. Şimdi ben hız bağıntım buldum değil mi? Şimdi x2'nin değişimi 2 katına çıkarıyorum. O zaman 2'nin karesi mi oldu? Çarpı. Y2'nin de derişimi yarı yensin diyor. O zaman buna da 1 bölü 2 yazdım. Bunun kat sayısı da 1. Evet şimdi gençler şurayı çarparsanız 2'nin karesi 4 1 bölü çarpı 1 bölü 2 derseniz ne gelir? Hız 2 katına çıkması gerekir. Hız değişmez demiş. Bu da yanlış olmuş. Yanlış olan soru olduğu için cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar böylece testimizi çok şükür bitirmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize kolay gelsin.